Ben inatla birleşmek istiyorum. Benim birleşimim engelleniyor. Kaan Kural bu sene fantezinin dışındaydı. Tabii. Ne oldu? Yaptığı bir tane yorum tuttu mu? Peki. Sahiplenici bir. Aynen. Sahiplenici erkek tutuşu var. Evet. Benim herkes dostum oluyor ama bir düşmanım var. Hayda. O da belli zaten. İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var. Bir de kızı var ki o babasından muhtar var. Soka Esen merhaba. Haftalık Fantezi'nin final bölümüyle, sezon finaliyle karşınızda. Güzel. Bu uyarı çok güzel. Final dediğin zaman burada binlerce insan şoka girer. Nasıl yani böyle bir yapım nasıl final yapıyor diye. Aman. Aman. Son derece ilginç bir ekip var. Yani evet. Farklı tamlamalar kullanılıyor. Bir daha bir araya gelirler mi? Geliriz. Erkan'ımla ben zaten et kemik pozisyonuna geçtik artık. Takipleştiler Instagram'da. Evet. Az önce seri bir şekilde. Kardeşim biz aylar yıllardır tanışıyoruz Instagram'da. Takiple ben geçen gün bizim neydi? Gundi. Rakabı Gundi Instagram'da. Ebrar Karakurt. Mehmet Uğur mu? Ha, Mehmet Uğur. Gundi. Ebrar Karakurt. 3000 yıldır tanışıyorum. Buradaki bütün set arkası ekibi takip ediyorum Instagram'da. Evet. Bir baktım Gundi önüme düştü, takip etmiyormuşum. Yani bu adamla bugün Instagram'da takipleştik diye biz niye böyle bir anda bugüne indirgendik biz? Bir sene önce Nişantaşı'nda ne yaptınız? O bana oyunun oraları çok. Hayır oğlum, yani anlatıyoruz. Detay. Oyunun şeyini, teorisini anlattı abi, işte buradan içeri giriyoruz. Şey yapıyoruz buradan işte. Hangi oyunun teorisini? Satrancın kardeşim. Pick and roll'ü böyle oynarız. İşte hoca bize böyle gösteriyor falan. Öyle. Normalde Emre Özcan'ın da burada olması planlanmıştı ama köpeği işetmediği için. Belayım al. O yüzden mi çıktı? Belayım eve sıçtı. Ben yemeğe gitti zannediyorsun. Abi unuttum. Köpeği evde unuttum. Köpeği evde unuttum. Yani çok geçmiş şöyle, olsun. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ben sabahtan beri burada tabii Emre. Aynen. Hangi kameraya bakacağım konusunda gerçekten rahat ol sen. Niye kameralarla bunu kendini sınırlama. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İnan senle de dün aslında hani üçlü konuşmuştuk programı. Senin için de bir sürpriz oldu bugünkü setup. Evet, gün içinde sürekli değişen bir ekip oldu ama günün sonunda bakıyorum ve diyorum ki bu ekiple beraber bir yol yürümek veya aynı koltuğu paylaşmak, iki koltuk var. Bir onurdur benim için. Evet. Dün 8 sularında akşam bir mesaj geldi Uğur Ozan'dan. Yani bu sadeleşmiş hali. Kafasında 7 kişilik bir ekip vardı. Dün 7 sularında da biz seninle abi denk gelme. Bir evet. Sürpriz İstanbul baskınımın denk gelmesi sonucu. Dünya aynı küçük restoranda. Şimdi çok kişi. Yarım saat Erkan'ın arkasında oturmuşum fark etmeden. Kafada şapka vardı. Aman dikkat Erkan'ım. Aman yani. Terbiyesiz herif. Estağfurullah, hiç öyle bir tanınmadığımız için şapka. Estağfurullah. Sonuçta Erman Yaşar'ı ya tanımayıp ya Instagram'dan takip etmediği için. Şimdi burada gelecekse bu konu benim canım sıkılır. Şimdi burada kimin nereye imza attığını konuşmayalım. Hiç gerek yok bu programın konseptine. İlerleyen günler zaten İlerleyen çok günler şey. Zaten bize çok şey açıklayıcısı olacak. Çok şey açıklayıcısı olacak ama bir imza varsa, şimdi kalplere atılan bir imza var herkes tarafından ve ligin yeni oyuncusu Erkan Yılmaz. Geçen sene de tabii. Erkancığım ben hoş geldin. Ben bu konuyla ilgili Ozan'ın konuşmasından sonra gerekli açıklamayı yapacağım. Gerekli konuşmam. Gerekli açıklamayı hemen alabiliriz aslında. Evet. Kulaç genişliğini merak ediyorum Erkan'ım. Yani bu bir onu o detaylara gireceğiz ama yani şöyle bu konuyu çünkü demiştim. Demin el sıkıştık Erkan'ımla. El böyle şey bir el yani hani böyle topu tek sahiplenici bir. Aynen. Sahiplenici erkek tutuşu var Erkan'da. Biz bu Ozan Bey'in geçen seneki vaatlerini, bu seneki vaatlerini geçen sene de duyduk. Ve bu sene başında Ankara'ya gittim. Yatıyorum. Kafamda fantasy draftı, mock draft falan çalışıyorum. Hani sonuçta ligde olacağım düşüncesiyle. Abi uyandım. Telefona kalktım uyandım ve açtım. Bir arkadaşımız telefon ucunda. Erkancığım dedi, seni ligi alamıyorum. Hani böyle böyle son anda kadroda bir değişiklik oldu. Puh, kim, yazıklar yani benim olsun. İlk sorum neden alamıyorsun? Hayır değil. Kime aldım benim yerime dedim.
bana sadece bir cevap verdi. Evet. Ve ondan sonra konuşma koptu. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann dedi. Ben bir tepki vererek telefonu kapattım. Ama ben de o gün muhtemelen bu görüşmeden 15 dakika önce falan Uğur Ozan'ı aradım. Uğur Ozan dedim Erkan'ı ligden atmışsın. Neden Erkan'ı ligden atalı falan. Oğlum Griezmann'ı aldık Erkan'ı falan gibisinden. Bir cevap verdi. Ha dedim o zaman okey yani çok istiyor. Ama bak daha iyi Erkan'ı şimdi bu süreç hem daha iyi bir basketbolcu yaptı hem tabii. daha iyi bir insan yaptı. Yani ve Antoine Griezmann da kariyer sezonlarından birini geçirdi. Yani win-win. Tabii fanteziye adım atan kariyer sezonunu geçirdi ama biri var onu biraz şey dışına alalım. 33 numara forma numara şeyim ama onu bu sezon ya da sezonun sonunda güzel geçirttiremedik ama yani. Bir dakika. Arkadaş Real Madrid. Bir de Kaan Kural bu sene fantezinin dışındaydı. Tabii. Ne oldu? Yaptığı bir tane yorum tuttu mu? Program arkadaşına soralım. Yaptığı bir tane yorum tuttu mu? Final serisi tuttu. Final serisi tutsun dedi. Artık final tutmadı serisi de tutmayacaksa. Üçlükçü Orlando'dan gelen neydi? Üçlükçü Orlando'dan gelen. Orlando'dan gelen kimdi? Erin Gordon. Ama üçlükçü değil. Yok tamam üçlü bize Lakers serisinde şap şubuşluk atan çocuk kimdi? Ne? KCP'den bahsetmiyorsun. Hayır lan. Bruce Brown'dan bahsediyorsun. KCP 4 senede ikinci yüzüğünü taktı aslan. Bak KCP 4 senede 2 yüzük takıyorsa sen de çok şeyler takarsın. Erkan'ım yani. Da geçen yıl taktı yüzüğü biliyor evet, musun? Biliyorum canım. Evet, işte, bu sene de ucundan döndüler ama çok iyi bir takım. Aslında ve çok inanılmaz iyi olurmuş yani şey Euro Cup'ı alsan. Back to back. Bir de bir sonraki sene de Euro League. Belki Euro Cup'ı alamadı ama Euro Cup finaline değil. Çıkaran tipi kimi yaptı? Tip değil. Tip değil blok. Basketbol terimini değiştirdi ama blok. Yani. Ha tipa blok canım ne olacak yani. Tip değildi yeşil sol parti. Bu nasıl iyisin ama ya? Buradan da neydi adamın adı? Sayın vekilimize de vekilimiz Fransa'daydı. Fransa tipin açılışı. Ve Roland Garros. Birlikte bir potada eritildi. Tabii tenis dünyası da hareketli. Espriler havada uçuşuyor. Yeni sezonda çok acayip isimler var. Mesela? Erkan Yılmaz. Bunun dışında ben inatla birleşmek istiyorum. Benim birleşimim engelleniyor. Canın Duygu'yla ve Parmamik'le. Bu iki takımdan biriyle birleşme istiyor. Takımdan biriyle. Yani Canın Duygu'yla olabilir bence. Evet. Evet. Ama o zaman da Emre çok yalnız kalır. Çünkü bu sene iki move yaptım ben tüm sezonda. Çünkü takip edemiyorum. Yani bu move olayı falan filan. Ben şey olacağım, yani şöyle olacağız. İzleyenler biliyordur. Efsanevi içerik. Hocaların hocası, Nottingham hocası, Brian Clough'ın efsanevi Damn United. Hı hı. Orada bir oyuncuları seçen Brian Clough'ın hayat boyu en yakını ikinci menajer var. O çok iyi bir oyuncu gözü. Oyuncuları seçiyor falan filan. Brian Clough da sahada işin teorisi matematiği. Ben draft'a katılacağım. Draft'ta oyuncularımı analiz edeceğim. Şunu yapacağım. Sonra Can ne yapıyorsa yapsın. Ha sezonu hiç şey yapmayacaksın sen. Hayır yapmayacağım değil. Ama Can onları takip ediyor. Görüyorum Can Önduygu, Removed bilmem ne. Bayağı takip ediyor bu sene özellikle. Konusunda çok duayen isim. Yani sen Walker Kessler'a. Emre Özcan'la birleşmeyin Can Önduygu'yla birleş. Ya ben şöyle diyorum. Şimdi ligin bir marka değeri var. Sen tabii. de biliyorsun. Şimdi ligin ya marka bu, değerini. Bu biz... program ve bu lig bir sitcom'a dönüştü. Evet, buradaki yani... karakterleri, belli karakterleri korumak yani gerekiyor. Evet burada başarılı olmak mı? Yani kıstas ayrıca başarı mı? Ayrıca ben kadın GM de istiyorum. Kadın GM. Kadın yarışmacı. Çağıl'a teklif götürmüştük. Çünkü yani bu yıllardır da söylenen bir şey. Bu konuda eleştiri alıyoruz ve ben haklı buluyorum bu eleştirileri. Biz mesela çok biliyorsun'a da sürekli kadın yarışmacı şey yapmak istiyoruz. Yani sporun içinde onlar da bulunsun diye. Daha az başvuru olduğu için mecburen öyle seçiyoruz. Minimum iki kadın GM istiyorum bu sene. Ünlü Erkan isimli sporcular. Erkan Kaş, Erkan Avseren. Erkan Yolaç. Orta direk Şaban'daki Erkan. Aynen. Acayip topçuydu. Şey. Erkan Veyseloğlu. Erkan Veyseloğlu var. Kim? Erkan Baş. Erkan Baş. Chris Baş. Tip şeyi üst üsteydi. Erkan Pete. Evet. Erkan. Erkan Pete. Oyuncu dedik. Sert sporcu demedik. Erkan. Yolaç. Hayır, çaydanlık maymun. Ben şey oğlum. Erkancan. Erkancan. Ama... Erdemcan. Erkan. O çok yanlış yerlere gidebilir. Oy, çaydanlık. Şarkıyı çok... söylesene.
İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var. Bir de kızı var ki o babasından muhtar falan gibi bir şey denen. Tartışmalar çıksa da dönmez asla kavgaya. Biri gelir ayırır, hemen girer araya falan. Şerefsizlik etmeyin gibi. Aynen. Kanne bir konduk. Aynen. Ben bir araya girerek MG ile sezonun güçlü performansı. Erkan, Erkan. Türkiye'nin en büyük Erkan'ı. Meriç Erkan. Ha. Meriç Erkan. Aa, manyak doğru. Adamdır. Aynen. Bu müthiş. Aynen. Manyak adamdır. Sport. Sürüm yap. Sürüm yap. MG ile sezonun güçlü performansı dur, Erkan Yılmaz. Mirotic diyecektim ben. Neden? Nesi güçlü lan neden Mirotic'in? İşte deminki sohbete devam. Tak tak. Tak tak. En pahalı oyuncusuydu Euroleague'in. Barcelona yatırım yaptı. Dedi ki bize Euroleague al. You have one job ya. Alamadı. Sürekli tokat. Sürekli Real Madrid'imiz. Her sene. Tak tak. Evet seneye Mirotic yok sanırım. Öyle belli etmiş ya, olsa olsun. Da. Burada ben mi? Bunun yüzüne de söylerim. Ben, hey Nikola. Every year you earn the biggest money, highest money. But Real Madrid... At the end of the day, you lose. You lose. Because Real Madrid Blanquesto. Blanquesto. Buna bir alt yazı. Sırpça. Yani. Niye? Evet yani ben... Sergio Yuy. Yuy. Çok vallahi doğru. Büyük camia. Okey. İnanana dönmek istiyorum. Sezonun güçlü performansı var mı? Yani menajerleri düşündüğünde, oyuncuları düşündüğünde bir kişi ayrışıyor mu? Orkun cevabını zaten biliyoruz. Yok bilmiyoruz. Birazdan geleceğim ben. Yani düşünüyorum. Onur Erdem iyi bir performans ortaya koydu. Sezonun güçlü performanslarından biriydi. Ama benim için sezonun bir tane önemli yanı vardı. Nikola Mirotic'in şampiyon olmaması. O gerçekleştiği için ben de bu sezonu tamamlanmış kabul ediyorum. Aynen. Yani ben de bir Nikola Mirotic... fantezi oyuncusu olan Nikola Mirotic'in düşmanıyım. O yüzden de kazanamaması beni mutlu etti. Evet. Erkan'a soralım. Erkan'a soralım, evet. Ben sezonun en güçlü performansla... menajer olarak birini önermek istemiyorum seneye katılacağım birlikte. Birini söylemek istemiyorum ama... Doğru hareket. Onur Erdem'le Uğur Ozan'ın kullandığı program galiba sezonun güçlü performansı olabilir. Gerçekten finalde ya, karşılaştı. Bazı şeyleri, yok, finalde bazı şeyleri söylemek yani, istemedik Erkan ama... Bu bence gerekli yerlere gidiyordur bu. Ben şu an ligin dışında olan bir otorite olduğum için bunu daha net bir şekilde konuşabiliyorum. Sen bu sezonu da ikinci ligde geçirdin. Evet. İkinci ligde geçirdin. Orada neler oldu? Biz çok takip edelim. Yani oradaki hikayenin kahramanı iki yarımda oturuyor. Bunu konuşmak istemiyorum ama son haftaki mağlubiyetimle bir orası daha kıran kırana bir mücadele. Aa, ben son haftaki mağlubiyetimle inanılmaz denir beni dördüncülükten 12.liğe düşürüp. Bu nasıl bir lig abi? Öyle bir lig, öyle o bir yakınlık. Bu nasıl bir düşüş? Ve ben iki ligde de yarı finale kaldım. İkisi de olmadı maalesef. Ama acayip bir ligde o tarafta ve Erkan o tarafta bir şeyden bahsetmek istiyorum. Uğur Ozan Sulak, Orkun Çolakoğlu bir draft yaptılar. Ve sonra biz zaten bu lige bakmıyoruz diye kötü draftlarının bir telafisini yaptılar. Ne diyorsun? Bir bahane var mı? Ben açıkçası Selin yaptı draftı. Ben hiç katılmadım. Benim ligide Kaan Kural yaptı. Sen Portland şöyle... Lakers maçı anlatıyordun. Evet. Aynen. Portland Lakers'ı anlatıyordum. Ne koyduyduk o maça? Yok koyamadık. Hayır Portland. Yani koyamadık derken koy. Lakers'ı dedik de Lebron'cu olduğum için. Atarız burayı rahat ol. Açıklama. Jerry and Grant hatta. Jerry and Grant. Hatta sezonun 3. maçıydı. 3'e 0 oldu. Jerry and Grant denince aklıma. Grant peki... Family ile bir tık aramız iyi. Jerry and Grant diyeceğim. Jeremy tabii. Jeremy Grant. Ya bu sezon Telekom'da olduk ya. Kral peki Westbrook'un şutunu hatırlıyor musun? Fast break'te gelip Lakers önde. Ha üçlük attı durduğu yerde. Yok orta mesafe attı bir tane gelip. Bir tane de üçlük bizim, attı. Bizim mesleğimiz ne zor bir çok meslek. Çok zor meslek. Yani, nankör bir meslek. Yani ben hayatımın başka her alanında o şutu gördüğümde ne tepki vereceğimi aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Orada söyleyebilirsin. Erken bir şut. Tabii buralarda tabii. Soksa haklıdır ama yanlış bir şut tercih. Parmamik'ten mesaj var. Vıcı 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 vıcı. Ne yazdın ki? Onu da ben söyleyemem. Tabii kriptik. Aynen. Yanıtı. Ben burada tekrar arkada bu arada konu arada kaynadı. Aynen tabii tabii. Ne diyorsun niye böyle ayıp ettiler lige? Yani ben... Ayıp et bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Vakit şeyimiz mi var? Ya daha birinci sıra seçimim ki ben ikinci sırada seçiyordum. Yani birinci tur seçimim. Birinci tur ikinci sıra.
Abi önemli pozisyon oldu bilmem ne. Bir de şeyi de azaltmış bu. 30 saniyede mi ne seçimi yapmak gerekiyordu. Pat Embiid koydu. Çok iyi oyuncu. İyi de sezon geçirdi Allah'a var. Ben orada oldu. Ama aklımdaki oyuncuyu alamayınca bir düştüm. Who the is the eight? Pardon? Ben bugün niye İngilizce konuşamıyorum lan? Biri yok hiç olmuş. Diğer günler konuşuyormuşsun. Manyak mısın sen? Of course. Biri yok işte. Maybe garlic is a problem. Biri yok işte. İki. Kimi alırdın yani? Oğlum hatırlamadı bence. Garlic hatırladın mı? Garlic manyak mısın? Bizim Barcelona tatilimizin en önemli olayıydı garlic. Garson da ama şey çıktı değil mi? Evet. Oğlum benim telefonuma niye bakıyorsun? Çıktı. İzleyiciye de bir anlatın. İzleyiciye anlatılmaz bu zaten. Orkun vuruşmuş. Erman anlatırsa anlatır. Ben şu anda hiç anlatamam. Geçen gece Şampiyonlar Ligi finalinden çıktık. Çok yorgunuz, ölüyoruz. Bir de yayıncı refleksleri çok güçlü isim Uğur Ozan Sulak bize sizden alacağımız canlıyı verdiği için biz de oraya da gelmeye çalışıyoruz. Aynen, biz de oraya bir yandan Orkun'um orada sezonun yorgunluğuyla şöyle bir şeye çöktü. Kaldırıma. Kaldırımda dizüstü oturuyorum. Yıl 2018 aynı pozu Barcelona'da. Neydi mekanın adı? Apollo. Apollo. Orada da vermişti. 5 senede dedim ki kendi kendime nasıl bağlanacak bu muhabbet? Ben de şu anda bağlayamıyorum. Saçma sapan bir şeyler. Yani dediğim o. İnsan 5 senede kuş ne bir Apollo'nun önünde bazen, çökersin. Bir gün metro durağında bazen önünde Kirazlı Yayla metro istasyonunda çöküyor. Bazen Barcelona'nın en büyük gece kulübünde çöküyor. Ama işte sonuç olarak Erkan. Sezon bitti tabii. Off season başladı. Off season. Sence kameraları göstermeye gerek yok burada. Off season başladı. O takasın muhabbetine son iki sene ligi kimin bitirdiğine bakıyordum. Biz gördük neye baktı. Böyledir abicim. Brezilya Ronaldo devre arasında bile yapıyordu. Rahat olacaksın. Ama şöyle de bir şey var. Sendeki seri beğenme alışkanlığı daha demin bana takip ettiğinde bana da düştü orada. Oradan ben de payımı aldım yani. Bu bir tecrübe. Hamdolsun. Büyüklük. Hamdolsun. Şunu söyleyeceğim. Haftalık Fantezi gerçekten müthiş bir program. Her geldiğimde ayrı bir keyif alıyorum bu programdan. İnan sen bir şey söylüyordun. Ben geçen gün çok biliyorsun. Değil mi? Yarışmanın da çok biliyorsun. Erman Yaşar'ın konuğu oldum çok biliyorsun da. Erman Yaşar yarışmanın büyük bir bölümünde yorgundu. Ve hani o gün de çok yoğun bir takvimden çıkmıştı. Ve yarışmanın tekrarını izleyince de fark ettim. Soruların yarısından fazlasını ben sormuşum. Tabii. Ve ben onları sunarken... Seni oraya de, zaten şey diye koymadık aslan. Burada sana resmen... Erman Yaşar like üstüne like. Like üstüne like. Şeyde, nefis bir program. Sahnede de bütün yani telaffuz konusunda sıkıntı yaşanma ihtimali olan her cevabı Kaan abiye mi pasladı? Ama şöyle paslıyor. O tabii ki Kaan abiye yakışır cevabı okumak falan. Kaan abinin de güzel telaffuzları var. Evet, Boston mesela. İmzadır Boston. Ya Boston ne biliyor musun? Boston ya ben İngilizceyi öğrendim, çiğnedim, tükürdüm. Yani Boston dedi. Siz benim telaffuzumu zaten yargılayamazsınız şimdi özgüvendir. Ama Kaan abinin bile biliyorsun oyna devamında bütün sezon boyu Jorge Jesus var. Bence mesela Fenerbahçe'nin sezonunun kırılma noktalarından birisi. Sezona müthiş başlayan bir Jesus'lu Fenerbahçe. Jorge Jesus'tan sonra tepe taklak. İkincilik bitti. Erkan hocam. Biraz da Euro Cup diyelim. İkincilik. Ne smaçların o takip smaçın neydi senin öyle ya? Şimdi Euro Cup'ı farklı bir noktasına götüreceğim. Evet. Kanarya Adaları. Gran Canaria. Şerefsiz bir otobüs şoförü. Orada neler yaşandı. Ani bir fren. Hocamıza... İşte Pulitzer ödüllü bir gazeteci. Helal olsun. Yani... Bravo lan güzel konu açtın. Çok doğru bir ben konu açtın. Ben de onu çok merak ettim. Çünkü... Bir skandal. Evet. Biz Türk basını olarak bazen olayları şey yapabiliyoruz. Aa bizi orada süründürdüler, otelde işte şunu yaptılar, sabaha kadar uyutmadılar. Ama burada bayağı döndü. Bunu hepimiz gördük. Neler yaşandı otobüste? Ya biz olayın biraz daha arka kısmında olduğumuz için. Arka otobüs ya. Arkasında arkadaşlı. Tabii. Sen iyi şey bağlamışsın takımda yerini. Bizim olayı biraz anlamamız geç sebep oldu, kaynaklandı. Tabii ki de anlayıncaya kadar olay yaşanmıştı. Biz hatta arkadan... Bir yere mi çarptık, birine mi vurduk diye ama ondan sonraki öndeki bağırışlarla biz olayı anlamaya çalışırken otobüste yaklaşık bir yoğunlukla 40 kişi, o koridorda aynı kişi de
saldırmaya çalışınca biz biraz arkada kaldık. Türk basketbolunun en sakin isimlerinden biridir Erkan. Yani sakinliğiyle aslında. Öyle öyle çok sakin çocuk. Çok 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 sakindir. Aynı şekilde oturdum ve sakinliğimi korudum. Biri öldürmeye çalıştı şoförü. İsmini verecek miyiz o kişinin? Vermeyeceğiz herhalde diye düşünüyorum. Bence de çok isimlere gerek yok. Amerikalı mı? Hayır. Yalnız otobüs şoförü de tamam yaptığı büyük uyarlık da abi yaptığın yerde inanılmaz. Öyle bir dayak yersin ki hayatında yemediğin dayağı yersin yani ucuz kurtulmuş. Demek yani ki çok iyi para almış. Şoför normal sezon maçı olsaydı çok farklı olurdu. Final maçı vardı akşam. Cezalar gelebilirdi hemen. Cezaya kalmazdı o iş. Şoför sürüş mahallinde ve hala sürüş esnasındayken öldürülseydi. Evet. Şarampole falan yuvarlanabilirdi takım. Orada bence çok mantıklı bir hareket yaptı. Durmuş duralım. Araba durdu mu? Durdu lan. 3 Kasım. Tamam. Durduğu için Erdem Hoca sakatlanmıyor mu? 3 Kasım 1996. Durduğu için Erdem Hoca sakatlanmıyor mu zaten? Öyle oluyor. Durduğu ama için. Fren yaptı. Erdem Hoca'yı sakatladı. Tekrar kalktı. Devam ediyor yoluna. Orada tepkiler başladı. Ulan bilmem ne sen bizim hocaya nasıl frenle. Ha Vanilla Sky gibi. Hala gitmana gittik zaten. Ha orada adamı sürüş esnasında bu sefer öldürsen hem adam öldürdüğünden dolayı da bir ceza alırsın büyük ihtimalle. Ama Telekom takımı bu sene çok bilinçli bir takım. Asla sürüş esnasında aynen. Ben sezon boyu izledim çok bilinçli öyle bir karar verecek bir takım değil. Bilinçli. Herkes verecek olsa Erkan zaten aynen. Arkadan müdahale eder ve bir dakika arkadaşlar ne yapıyorsunuz derdi. Şoförün olduğu yere bir daha bir yüklenme oldu. Salon yolculuğu sırasında yine o sırada Erkan da kaptan arka kapı demiş. Yabancı şoförlerde böyle bir olay var. Yıl şöyle bir düşüneyim geziyorum kafamda 2007 falan Florida'da. İsviçre'den İtalya'ya geçeceğiz. Allah Allah. Oğlum şeyle gittik turla. Tamam. İsviçre'deki kısmını tamamladık turun. Fransa üzerinden İtalya'ya geçişimizi yapacağız. Fransa'da gidiyoruz işte böyle otobanda. Caneler. Aynen. Ya Fransa'nın içine girmedik. İsviçre-Fransa bağlantımızı yaptık. Lyon'dan. İtalya'ya bağlantı vuracağız. Havada çok sıcak. Şoförü arka taraftan sürekli bir baskı vuruyoruz. Klima, air condition falan fıstık. Ya tabii klima demiyoruz canım onu. Le klima. Neyse. Şoför de dönüyor falan filan yapıyor böyle. İnsanlar iyice böyle sırılsıklam oldu ondan sonra. Donuna kadar terledim elledi. Bir de yani ben hadi o zaman daha 23-24 yaşında falanım. Böyle 55-60 yaşında falan insanlar bayağı sırılsıklam oldu. Şoför öleceğiz falan filan diyor ondan sonra insanlar böyle bir şey. İşte klima, air condition falan. 2-3 kişi gitti konuştu. Açmam bizim şeyimizde yok falan dedi. Çalıştıramam. Ondan sonra çok büyük baskılar falan yapılıyor adama ondan sonra. Leclem, air condition, Leclem. Leclem yani Arapçaya doğru gidiyor. Leclima'nın yani o işte dilde şey oluyor mesela sürekli mesela aparat de. Aparat. O da öyle Leclema. Leclem'e geliyor ondan sonra. Açmadı adam. Bir gerginlik, bir olaylar falan. Herkes böyle donana kadar ıslandı. En sonunda biz orada bizim gayda gittik rehbere. Dedik ki sayın rehber yani 3,5-4 saatlik bir yolculuk yapılıyor burada. Beyefendi klimayı açmamakla bizi resmen şey yapıyor. Paramparça etti hepimiz sağlığımızdan olduk. Lütfen dedik yani eğer siz bu turun rehberiyseniz gidin şey yapın bir ağırlık koyun. Rehber gitti. Bunlar bir 2 dakika falan konuştu. Klima açıldı. Bu ordunun... evet yani ve padişah ben sen... Evet. Yani ben şöyle bir iki olay birbirine çok benzemiyor diyeceksiniz ya da hayır, şöyle bir haşa ya estağfurullah yani hikayeye Avrupalı şoför kafasının burnunun dikine gider yani ben onu şöyle bir istiyorum. Final beklerim. Guide gidiyor şoföre. Şoför bir anda frene basıyor. İşte o guide Erdem Can'dı. Ama öyle değil. Sonra da Türk basketboluna rehberlik yaptı. O gaydın adı. Çok güzel bağladık. Sonra da Türk basketboluna rehberlik yaptı. Bize genç oyunculara rehberlik yaptı. Erkan'da şu anda bravo. Şey var. Yani şu anda konuşulan... Takımdan kovulmadan bir atlatsa. Konuşuluyor mu? Bu program gerçekten yaşanıyor mu şu anda? Ve kaç dakika yayınlanacak? Erkan'ca kafada şunu... Şimdi ben çıkınca Erdem Hoca'yı yarsam. Hocam bir program çektik ama duyduklarınız tam doğru değil. Ama o, ama onu, tam öyle değil. Onun burada önemli bir güvencesi var. Ben. Bir de hoca yıllarca geldi. İşte o güvencenin adı Uğur Ozan Sulak. Tabii Uğur Ozan Sulak dehası. 1,5-2 sene önce hocayı burada defalarca konuk etti.
Gerek podcast'te gerek orada burada biz hocayla şu kapıda konuştuğumuzu hatırlıyorum ben kaç kere. Bunları... Hoca unutmuştur senden konuştuğunu. Ya, benim hoca güvencem şu. Hoca çıktığında daha Utah'a gitmemiş. Benim güvencem şu. Ya da gidiyordu. Yok yok gitmemişti ama anlaşmıştı. Hocanın birçok şeyi izlediğini biliyorum. Ama bu programı izlemiyordur. Yani. Haftalık fantezide izlemiyordur yani o kadar da değil. Bu programı izlemediğini biliyorum. O zaman bir başlık önerisi olarak. Erdemcan sakın izleme. Olabilir. Olabilir. Sakın. Hocam izleme. Sakın ha. Öyle bir kalıp vardı ya. Hemen şarkıya başlasın. Sakın sakın. Sakın 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 ha. Klibi de canlandırsana biraz. Nesin prime dönemi. Klip de ekrana gelebilir aslında. Ama biz sezon içinde kullandık. Ama yani her ne kadar sakın ha ile çıkış yapsa da Nesin şarkısı devire devire yürüyorum şişeleridir yani. O şarkı hiç sakın ha ile. Şarkıdır. Tabii. İnanın da nasıl çıkıyor, şişeleri. Ter çıkıyor, ter. Damga vurmuş. Devire devire yürüyorum Erkan'dan şişeleri. Çıkmaz. Ben değil barlar sarhoş. Unutuyorum aşkları yalan. Bu dünya. Ya sakın ha çok şey... daha fazla insanda iz bırakmış. Ya istediğini evet, bıraksın yani. Kardeşim. Ben kaliteli şarkıya çok bakarım. İnsanda iz bıraktığı da bir. Ben şunu söyleyeyim. Evet. Öyle sözü değerli arkadaşlara bırakıyorum. Seneye bu ligde herkes birbirini öyle bir lig olur yani. Öyle olacak. Ya sen şimdi birleşme hikayesinde, birleşme talebinde neredesin? Hangi taraftasın? Yani sen ya ben haklı olduğunuzu düşünüyorum şimdi. Aman. Aman. Erman Yaşar, Emre Özcan. Ya işte, evet. Can Öndüğü. Belki Can Öndüğü birleşebilir. Can Öndüğü evet yani birleşebilir. Yani Gülhan abla da ligde yer almak istiyor ki Erman'ın... Mesela hemen getirdi. Çağıl Özge Özkul ve Gülhan ablayı ligde istiyorum. Net. Diğer 10, kaç 18 takım mı olacak yine? Bakalım. 20 mi 18 mi? Yo, 20 henüz karar verilmedi. 20 ne be abicim? Ondan sonra 12. sırada akrabamız çıkıyor. Geçen draftta 18 takım 12. sıraya geliyorsun oyuncu şey falan çıkıyor yani. Böyle bir şey olmaz. 18 iyidir. 18 takımlı ligde de Sokrates gibi bir aile iki kadın değerine de yer veremiyorsa ben zaten öyle ligi kabul edemem. Ben şöyle düşünüyorum. Gelecek evet. Sezon bir şey denemeliyiz. İlk kez adil bir lig. İlk kez. Yani buna yalanlardan... Tabii Kaan Kural dönüyor. Şimdi Mirotic'e birincilik vermeyeceğiz. Mirotic yani olur mu bilmiyorum seneye zaten. Peşkeş çekilme yapıldı. Sokrates bütçesinden. Çok peşkeşler çekildi. Çok. Euro'nun geldiği bu nokta itibar. Seneye Mirotic'e bu ligde Nikola Jokic'i vermeyeceğiz. Doğru. Seneye Kaan Kural'a bazı takaslarda evet diyebiliriz. Çünkü çok usta bir... Vermeyeceğiz diyecekti bir düşündü. Hadi. Gene koltuk sevdası. Olabilir. Siz hangi gazeteden? Olacak. Olacak. Adil bir ligi hak ediyor. Bakalım yani... Adil bir sezon hak ediyoruz. Ben zaten Erkan'ın gelecek sene domine edeceğini düşünüyorum belirli oranda ligi. Erkan bayağı iyi oynuyor ya. Oo, aynen. Ya da ekibi de iyi. Ekibini de biraz ekibi biliyoruz. Ekibi de var. Ekibi de var. Tabii ekibini de biraz bak. Biliyoruz. Ekibi de iyi. Olması lazım gerek. Bir iki tane daha yine sizin camiadan birilerini ekleriz diye düşünüyorum. Mesela. 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 Saçes. Yani sadece spor değil. Sanat, spor, siyaset camiasından. O da olabilir. Yani siyasetten aldık zaten ya da siyasete verdik. Oradan da çekeceğimiz isimler olabilir. Tamam ben bir soru sorabilir miyim? Evet. Lakaka. Şimdi ligimize her sene çok önemli isimler katılıyor. Bu evet. Sene de benim için yılın transferi Erkan'dır. Yani evet. Kim gelirse gelsin, gerekirse LeBron James gelsin. Bu seneyi biz Erkan'ın lige katılımıyla ölçeceğiz ve onun üzerinden konuşacağız. Tabii ki. Erkan sen nasıl bir sezon bekliyorsun? Ve kendini bir fantezi oyuncusu olarak 3 kelimeyle tanımlar mısın? Güzel abi ben de teşekkür ediyorum bu nazik cümlelerin ve kibar davetin için. Başka bir yere, gerekli yerlere ulaşır umarım. Erkan'ım lafı da sokuverdin ha taktiği. Helal olsun. Söyle, konuş. Dostumuzu, düşmanımızı lige girmeden belirlememiz... Erkan, arkandayım. Rahat olacaksın. İlerlememiz lazım. Benim herkes dostum oluyor ama bir düşmanım var. Hayda. O da belli zaten. Bugün tekrardan konuya döneceğim ama bugün buraya erkenden gelip 2,5 saat benim burada koltukta tek başı sporcuyu beklettiler. Yani çekimlerin ertelenmesi. Ya. Neden ama ne ya oldu bilmiyoruz ya. Ama. Milli basketbolcu yapalım. İbrahim Kutlay'ı da bekletiyor. Ya biz senin için. Onur Erdem dönemi özleniyor mu? Özlenmez mi? Tek günlüğüne Ankara'ya geldik. He. 12 saat yol yaptık. Bu adam için neler yaptı be? 12 saat mi? Git gel. Ankara'ya gidiş geliş 6 saat oldu yani, artık nasıl oğlum. Bir gidiş ya olsun. Tamam 10 saat olsun ya. 10 saat olsun. Ay sapağı kaçırmışım.
Kardeşim yani. Yalnız tam 12 saat de değil yani. O ya evet. Yolda bir oğlum, tuvalet, bir yemek. 3 gidiyorsun Ankara'ya artık. Ne 3 saatte gidiyorsun ya. İstanbul'dan çıkmam 1,5 saat. Nereden çıktın? Bir şey söyleyeceğim. Sen Ankara'ya Erkan'a bir sene sonra ben senin için Ankara'ya gelmiştim demek için mi gittin? Güzel bir soru ama. Peki ben bu Erkan konuda 3 kelimeyle kendini tarif et. Onu tarif edeceğim de peki hiç Ozan Bey'in. Geldi. Uğur Ozan Bey'in. Çok güzel bir söz vardır. Onu söyleyeyim. Söyle. Hiç dırtlıyoruz değil mi burayı? Küfürle. Hiç şeyin önüne ot koyduğunu gördünüz mü? Hayda. Bunları dırtlamayalım. Bunları dırtlamayalım. Vurguyu çok güzel yani. Ya da direkt, güzel bir söz söyleyeyim. Ya da direkt şöyle söyleyeyim. Bir taşlı iki kuş vurmak anlamı Ozan Bey için bu hiç hayat vermedi. Felsefesidir. Bu hiç vermedi. İlkini bir daha söyle. Erkan diyorsun ki. İlki çok güzeldi. Bir eşek kim? Ben bunu Erkan diyorsun ki yani benim için geldi bir paravan. Tabii. O paravanın arkasında. İllaki bir. Yani. Tabii. Anladınız mı? Siz dostunuz benden daha iyi tanıyorsunuz ama ben de iyi tanıdığımı düşünüyorum. Bir basketbolcu ama aynı zamanda bir insan sarrafı. Ve bir sosyolog. Bir sosyolog. Ondan sonra kendi basketbol karakterimi takımımda da yansıtmak istiyorum. Bu sene takımımızda soyunma odasında her zaman bir abi vardı. Dur, bu üç kelime dedik yani. Kendi basketbol karakterimi. Aynen kendi basketbol karakterimi. Üç kelimeyle de aç. Susuz. Köpek. Dostlanıyoruz galiba. Aç. Kapat. Aç kapa Artema. Üç kelime nefis. Yani direkt, yok tek bir mottom var abi. Benim mottom belli. Bu seneki koçumuzun, bu seneki bizim takımımız. Kaizen. Kaizen mottosuyla. Continuous improvement abi. Kaizen mottosuyla ile ilgili. Kaizen deyince hani. Gelişim hiç durmaz zaten abi. Gelişim devinimdir yani. Ben Erkan'ı üç kelimeyle tarif etmek isterim. Adam. Adam gibi adam. İşte bu kadar. Aradaki evet adam gibi adam doğru. Bağlaçla beraber üç kelimeyi buldum. Ben şeylere bakıyordum. Sizden gelenlere bakıyordum da. Bizden ne gelmiş? Hakikaten bir şey gelmemiş değil mi? Yani hani birkaç tane şey var. Eren Akıncı'nın sorusu daha doğrusu yorumu. Ne diyorsun bakalım Eren? Orkun Çoğu bir komedyen olsaydı Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan falan en iyi ihtimalle onun metin yazarı olurlardı. Wow. Gel görelim ki Orkun Çoğu fantezi oyuncusu oldu ve kümede kalma mücadelesi veriyor. Diğerleri ise milyoner. Orkun Çoğu da milyoner. Orkun yani. Çoğu'nun milyoner olmadığını kim iddia ediyor? Utandı. Ben değiliz. Utandı. Ya şey olur, geçen yanımda para çekti. Maliye Bakanlığı. Gördüm şey hesabı. Hesap kaçlık çekiyorsun kral? Aşk. Var mı bir sihirli para çek? Ne zaman çektim onu? Benim bir tahminim ben, benim hesabı düzlüyor. Sıfırları düzlüyor. Ben, hayır 180 çekerim hep. Ama artık onun değeri kalmadı. Ama 180 ya. Tabii 280 evet. Oldu. Çok sonra 300. Çok mantıklı değil. Çünkü evet full yüz vermedi. Eşek gibi çünkü bozuk para veriyordu. Evet. Eşek aynen gibi veriyordu. Aynen öyle. 170, veremediğinde 180. De zaten köpek gibi özür diliyor. Aynen bankamatik. Öyle. En azından o tatmini yaşıyorsun. Ben de uzun yıllar şöyle bir hata yaptım. Eskiden hatırlar mısınız? Parayı vermeden önce parayı veriyordu sonra kartı veriyordu. Tabii o işler değişti artık. Ben o yıllar boyunca tam tersi yapıyordu değil mi? Önce kartı veriyordu sonra parayı veriyordu. Tamam ben tam kartı alıyordum abi. Parayı almadan gidiyorsun. Kulağımda da Richard Ashcroft. Üniversitenin başındayım. Böyle heyecanlı. Ya, bir şey yerden kaybediyor. Ya bir yerden ya. Kaybediyor olabilir ama. İnan en farklı sensin. İşte yavaş hayvan yavaş ne ediyorsun? Çok para unuttum. Çok para unuttum. Nalan Altınörs de dinliyor ama onları hiç söylemiyor. Sadece müzikle olan bir şey değil. Aklında o parayı çekerken ne geçiyordu da senin o parayı yorduğun? Abi o parayı geçerken ne geçiyordu? Çekerken ne geçiyordu aslında biliyor musun? Hayatımın bağrındayım. En güzel yıllarım başlamak üzere. Emniyet evlerde mi çekiyorsun parayı? Taksim Garanti Bankası girişte. Vay. Sağa dönüyorsun İstiklal Caddesi'nin girişini görüyorsun. İstiklal'in İstiklal olduğu dönemler. Ve diyorsun ki önümde uzanan uzun ve güzel bir gelecek var. Just a while. Bu gelecek bana neler getirecek? Bu gece bana neler getirecek? Bu sene bana neler getirecek? Bu düşünceler içinde kavrulurken o genç bedenim. Bir de bir yandan da Ashcraft dinliyorsun. 180 lirayı unuttu abi. Erkan'ın da hatırlarım. Kara Ali Acar'ın. Tam karşısında Bandırma'da bir ATM vardır. Evet. Oradan benzer. Sen Bandırma'da oynadın değil mi? Oynadım. Ama Alperen'le beraber oynadınız mı siz? Oynadı. Tabii oynadılar. Alperen de geçen Amerikan Mutfak'taydı. Hayda. İrem. Allah! Stüdyoda geldi. Zaten belliydi burada. Ne? Tamam devam. Eyvah. Dünya Tuvaletler Birliği'nin araştırmasına göre 2032 yılı itibariyle Alaturka tuvaletlerinin sonu gelecek ve tarih olacak. Hı hı.
Bu programın bize kattığı önemli bir kazanım da İnan Özdemir'in tuvaletler hakkındaki engin bilgisiydi. İnan Özdemir bu konu hakkında ne düşünüyor? Görüşlerini kısa bir şekilde alsak olur mu? Ya açıkçası bu konuya dair bana da çok soru geldi. O program olay oldu çünkü. Evet. Türkiye'de alt geçitler ve tuvaletler üzerine yaptığımız konuşma ki sonra ben krala gelecek sezonki hedeflerimden birini de gösterdim. Dışkının tarihi üzerine bir kitap buldum. 6.45 yayınlarından çıkan, hatta yani amiyane tabir de yok, ismi de öyle yani. Bokun tarihi kitabının ismi. Gelecek sezonki bölümden önce, bu bölümde okumadım, onu da okuyup gelmek istiyorum açıkçası. Great Man Theory başlığı. Açıkçası oraya gelmek, yani okuyup da gelmek the, istiyorum ama... The History of the Shit mi? Fransızca muhtemelen. Yok, aynen. Yok. L'histoire de... L'histoire de Bok. O yüzden de açıkçası bir fikrim yok şu anda. Ama evet, araştıracaksın. Yani bedelli askerlik sırasında Adıyaman'da çok sık yakınlaşmıştık Alaturka tuvaletine. Özellikle nedir Alaturka'nın kritik noktası? Pozisyon alma. Ya Erkan mesela Alaturka'nın kritik noktası temiz tutulması bir kere. Ve ben bu bir hayal. Ben sık sık tuvalet temizliği görevini almış bir isimdim ama yetkililerden orada biz hijyen malzemeleri tedarik etme noktasında sıkıntılar yaşıyorduk. Şunu sormak istiyorum. Hedef, ön çapraz bağ koparmış bir insan Alaturka tuvalet kullanımı yapabilir mi? Zorlanabilir, evet. Ben yapıyorum. Yaptığım oldu yani. Ama hayır. Ön çapraz da kopardık. Yani kopardığın iyileşti değil. Kopmuş haliyle. Kopmuş ama, haliyle herhalde yapamaz. Ama benim için, yani işte. Yani benim için zor olan şey şuydu. Ben gitmeden kafamda bir hesap yapmıştım. Hani belirli günlerde tuvalete girerim. Onun dışında hani bir şekilde hayatımı farklı şekilde idame ettiririm diye düşünüyordum. Ama sonrasında zehirlendim. Beşer günlük periyotlarda. Zehirlendiğim günde de yani... Lağman yaptılar. Zehirlendiğim günde çok sık zaten izin alıp tuvalete gitmek zorunda kaldım. Sonra da bana haftanın iğne vurdu. Güçlü performansı inandan. Komutanımız iğne vurdu bana, bir tane sağlıkçı komutanımız vardı. Komutan mı vuruyor iğneyi? Yani işte oradaki... Kaji, komutanım bana vurdu. İnan. Ve şöyle bir soru sordu. Dediler ki bu NBA spikeri dediler. Adam da tanımıyor yani. Ama adam da hani sohbet etmek istedi komutanım. Belki daha önce söylemişim, dedi ki NBA'de bu sene Golden mi şampiyon oldu dedi. Ve iğneyi vurdu. Ki aslında bir kanal da bu metodu... Evet, tanıtımlarda çok kullanır. NBA'de bu sene Golden mi şampiyon oldu sorusu. O günden beri, ki oldulardı o günden beri, benim aklımda dönüp dönüp durur. Golden mı? Bir kere de köprüdeyiz. Yayın arabamız S-Sport'ta çevrildi. Burhan Bey. Evet. Değerli şoförümüz. Efsane bir isim. Görevlilere. Arkadaşlar yayına gidiyorlar dedi. İşte bir tane futbol spikerimiz var dedi. Bir de NBA yorumcumuz var dedi arkada. Adam tabii ki tanımıyor. Ama adam NBA'yi biliyor. Çünkü gece çalışıyor. Ve şey dedi adam da. Camı açtı Burhan Bey. Adam benimle konuşacak diye. Bir NBA yorumcusuyla emniyet güçleri arasında diyalog. Adam şey dedi bana. Kevin Garnett. Ne diyalog gitti. Adam Kevin Garnett dedi ve diyalog gitti. Yok ben inan deseydim. Ya adamın son olarak Kevin Garnett'le kalması çok ama çok hoşuma gitti, evet, benim o gece açıkçası. Harika iki hikaye. Bir şey seyretmiştir. Neydi, elmas satıcısı? Yok onu seyretmemiştir ya. O zaman değil miydi? O zaman da olabilir. Ha bu arada olabilir. Ondandır oğlum, popülerdi. Olabilir, olabilir. Netflix'i bağlatmıştır. Elmas. Pahalı elmas. Hatırlarım. DiCaprio ile beraber oynamıştı Kevin Garnett adada. Blood Diamonds. Ne ya, filmdir be. Aynen. Ne filmdir. Erkan'ın sessizliği dikkatinizi çekiyor mu yani? Erkan da böyle bir çocuk. Kuzuların sessizliği gibi, evet. Bir muhasebe var kafada yani. Elim kanadı. Burada söylenenler beni ne kadar etkiler, ne kadar etkileyecek. Şey, rahat ol Erkan, şey diyecek, ben seni korurum. Çıkar çıkmaz. Kontratı ne zaman imzalarız? İmzada oğlum, imzalamasa. İmza değil. İmza değil. Peki. Güzel bir bağlantı. Ağzınıza sağlık. Vallahi çok seviyoruz bu programı. Nefis bir program, nefis bir sezon oldu. Bundan acayip. Sonra Kaan Kural 5 ayrı içerikle, 5 kısa videoyla. O nedir bu arada? Bunlar gerçek mi? Gerçek. Fantezinin püf noktaları mı? Şöyle, Kaan Kural gelecek sezon... Oryantasyon videosu. Gelmesi gereken kuralları, gelmesi gerektiği düşündüğü kuralları... Kaan Kural oryantasyon videoları çekti. Evet. Seyircimizi aydınlatıyor. Henüz çekmedi. Şimdi benim de öğrenmem çekecek lazım çünkü. Kaan abi hastalık çekecek. Yaşıyor. Çekmiyormuş, çekecek. Evet, aynen. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun ona diyelim. Umarız eskisinden de şey daha iyi gelecek. Daha güçlü. Amerika seyircisine de günler kaldı. Bir an önce iyileşmesi lazım.
Yok, daha Amerika'ya var. Daha var. Hayır, günler kaldı. Antalya'ya gidecek. An 20'sinde Antalya'da. Neyse, adres vermeyeyim. Evet, Kaan abinin ajandayı da döktü. Kaan Kural Tur Programı, Antalya, Las Vegas, Kıbrıs. Kral, 21 ile 22 arası fakir aile ziyareti. Budva. Yani işte 5 tane video ya, çok değil. Birer dakika. Peki başka yeni oyuncumuz var mı? Erkan Hoca geliyor. Henüz konuşmadık şimdi. Hep birlikte her şeyi burada açıklarsak. Tamam. Hep birlikte oturacağız. Yeni sezonu ilmek ilmek planlayacağız. Yani o konuyla alakalı bir netleşme durumu yok ama... Jalen Brunson geliyormuş. Kaan abi, İstanbul'da. Evet, Kaan abinin 5 tane videosu olacak. İşte şey istiyor, draftı değiştirmek istiyor. Biz he dedik, değiştirirsin dedik. Başka ne söylüyordu? 5 tane video işte. 5 tane video, evet, bu kadar. 5 tane video. O zaman şey, çok güzel bir kabulü falan. Ha, onlar falan. La, espri kaçtı la, neyse. Evet. Milyon dolarlık espriyi yediniz. Ne Erkan oldu? Son sözü sen söyle, kapat programı canım. Burada sen varken ben bu son sözü... Ben söyleyemem çünkü programın sahipleri onlar, siz söyleyin. Çok hayır, biz de oldu, size geri attık, evet. Hadi bakalım. Hadi. Baştan. Ayna ayna diye devam ediyor. Erkancığım, normalde programı bu isimlerin kapatması lazım ama bugün sen burada Türk basketbolunun, evet, bir değeri olarak oturuyorsun. Aynı zamanda yeni sezonunda fantezicisin. Direkt zaten kamerayı... Fantezicisin. Buraya bakarak kapat. Kapatarak, konuşarak bir kapatma yap. Ben Erkan'la... Tamamdır. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Aynı. Ben de sizinle burada olmaktan çok mutlu oldum. Bu sene lige katılmaktan da mutlu oldum. Son kameraya da son sözümü söylüyorum. Pilav üstü kuru ağız, geliyor Erkan Yılmaz. Böyle kapat mesela. O da güzelmiş. Nefis. Ama yeni gelmedik. Geri de gelmedik. Onu da yapmadım. Ama burada bir şekilde adımız olacağından eminim. O yüzden hayırlısı olsun. Bütün yazımı bir kendi gelişimi, iki diğer NBA oyuncuların takip ve gelişimine doğru bir teknik kadroyla hazırlanıyorum. Off season'ı açtı. Dikkatli olun. Resmi görüyorsun zaten abi. Ulan oğlum, bunu söylesene baştan. Yani. Bizi burada saçma sapan konuşturuyorsun. Bunu saç... Yenge... Çocuk yarım saattir Fantezi Ligi'nde draft, aynen, bakıyor. Yengeye de selam olsun. O zaman kapatıyoruz. Helal olsun. Ki kapattık. Kapattılar. Kapattı. Kapatıldı. Gelecek seneye sene, çok fena birlik bekliyor hepimizi. Gelecek sene görüşürüz. Herkes el sallasın, öyle kapatalım. Yaşamdan dakikalar.